Herkese merhabalar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün dışarıda bir iki işim var. Onları halledeceğim. Biliyorsunuz bugün salı, bir aktüellerde çok güzel şeyler vardı. Bir onlara bakacağım. Var mı yok mu kalmış mı onları bir bakayım. İhtiyacım olan şeyler vardı. Onları da alayım bir ekmişken. Zeytin falan bitmişti. Bakalım. Bir de sağlık ocağına gideceğim. Gelince işleri birlikte yaparız zaten. Kızım bir dur. Beni ısırıyor burada. Utanmaz. Al. Al sana oyuncak. O şekilde. Şimdi ben hazırlanayım. Yeğenimi ilk başta okula bırakacağım. Oradan da sağlık ocağına geçeceğim. Zaten sonra paylaşırım sizlerle. Masada falan böyle. Şu çok büyük, güzel oldu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada şu an bir elektriksel anlamda bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ona müdahale ediyorlar şu an. Bayağı da kötü bir koku var. Kablo yanığı gibi kokuyor. Orada bir trafo var galiba. Onunla alakalı bir sıkıntı olmuş. Söndürme çalışmalarına şu an hala devam ediyorlar. Evet, ben şimdi eve geldim. Yeğenimi okula bıraktım. Oradan sonra sağlık ocağına uğradım. Bir tane ilaç yazdırdım. Şöyle antibiyotik. Şöyle bir an antibiyotik yazdırdım. Dişim ağrıdığı için. Onu apse olmuş. Diş doktoru öyle söyledi. Tabii önce dişçiye gittim. Oradan sonra dolgumun dibinden apse yapmış. Antibiyotik yazdı ama eczane bunu... Hani ücretli alabilirsiniz, yazdırmanız gerekiyor dedi. Tekrar gidip sağlık ocağına onu yazdırdım. Onu kullanacağım bakalım. Geçmezse tekrar doktora gideceğim. Ondan sonra işte sağlık ocağına gittim, eczaneye gittim, ilacımı aldım falan. Döndüm. Bizim evin aşağısındaki BİM'e gittim. BİM'e çok güzel şeyler gelmişti. Aslında aktüelde gördüm. Çok da hoşuma gitmişti. Bulamadım birkaç tane ürün. Bu mantar şeklinde olan lambalar vardı, biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle içine su koyuyorsunuz, yukarıdan damlatıyordu.
Bulabilirsem resmini de koyarım şöyle bir yere. Oradan da görebilirsiniz. Ama maalesef kalmamıştı. Zaten BİM'e bir tane gelmiş. Gelir gelmez de sabah kapıda bekleyenler varmış. Biri hemen almış. Öyle dedi kasadaki kızlar. Dekoratif böyle şey vardı. Toka kolye asmak için askılık vardı. Onlardan da bulamadım. Onun dışında her şey güzeldi. Yani başka gelen şeyler güzeldi. Ben zaten zeytin almaya gidecektim. Gitmişken de sizler için de çekeyim dedim. Biraz çektim fiyatlarıyla birlikte. Benim hoşuma giden şey oldu. Güneş kremleri vardı ya, onlar çok güzeldi. Fiyat olarak da çok iyiydi. Hani güneş kremi düşünüyorsanız onları düşünebilirsiniz. Hem fiyat olarak hem milim olarak güzel. Hem de aloe vera özü olduğu için de güneşe karşı hem yanıklara, güneş yanığına karşı hem de yanmadan önce daha iyi ve ferahlatıcı bir etkiye sahipmiş. Düşünenler olursa öyle bir kısa bilgi verdim. Ben bir tane, normalde biz BİM'den zeytin alıyoruz ama bu mavi kapaklılardan alıyorduk. Bu yeni gelmiş, bu 1 kilo. O 144 TL'ydi. Akhisar usul siyah zeytin diyor. İlk defa gördüm ben böyle bir zeytin. Aldım. Tadını bilmiyorum. Merak ediyorum aslında nasıl, acı mı yoksa güzel bir tadı var mı bilmiyorum. Bu arada yani evin karşı tarafında bir yangın çıktı ve ben biraz üzüldüm açıkçası. Başım da ağrıyor. Tansiyonum da düştü büyük ihtimalle. Ağaçlar falan yandılar. Bir de orası çocuk parkı yani. Allah korusun ki yani gerçekten verilmiş sadakası varmış insanların. Hani normal şartlarda okul saati olmasaydı orada çocuklar oyun oynuyor olacaktı. Evet, orada bir trafo varmış ve o yanmış. Ben BİM'deydim, geldim. Bir koku vardı zaten mahalleye girdiğimde. Biraz duman da vardı. Ne olduğunu tam anlayamadım. Eve çıkınca bakayım dedim balkondan. Çünkü Niki de sürekli havlıyordu. Baktım balkondan, o tarafta hani yangın var, işte itfaiyeler falan gelmişti. Çekebildiğim kısmı zaten az bir kısmı, komşu da söyledi bayağı büyük bir şey olmuş. Neden olduğunu şu an içinde bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Bilmiyorum, ekipler orada hala bir araştırma içerisindeler. Yani yarın bir gün duyarız illaki neden olduğunu. Dediğim gibi trafoda küçük bir şey olmuş. Yangın çıkmış ve ağaçlar zarar görmüş. O yüzden aslında üzgünüm biraz. Böyle bir şey gelmiş. Mac and cheese'ler gelmiş. Yeğenim böyle makarnaları çok seviyor. Knorr'unmuş bu. Hızlı makarna. 10 dakikada oluyormuş. Bir tane bundan aldım. Deneyeceğim. Biz daha önce bir tane mac and cheese almıştık ama onu pek beğenmemiştik kokusundan dolayı. Bunu herhalde iyidir diye düşünüyorum. Böyle makarna çeşitleri gelmişti. Ben 2 tane aldım. Şöyle. Aynı şeyden aldım. Barilla'dan aldım. Bunun da fiyatları 26,5 gibi bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Yani daha doğrusu aslında fiyatları biliyordum ama bir anda başım ağrı gelince tam şey yapamadım. 26,5 gibi olması lazım. Videoda çektim zaten. Bir de eve şöyle bir anahtarlık aldım. Beyazını çekmiştim. Bunu aslında beyazını alacaktım. Kasaya giderken fikrim değişti. Ayı dediğim böyle olmalı. O yüzden böyle bir ayıcık aldım. Bunun da fiyatını çektim. Sizler için zaten videoda var. Ben bunu anahtarlık olarak kullanacağım. İsterseniz şu şekilde anahtarlık olarak kullanılabilir. İsterseniz çanta süsü olarak da kullanabilirsiniz. Vallahi şu an içinde almak istediğim aslında birkaç ürün daha var benim de ama hani düşünüyorum alayım mı almayayım mı emin olamıyorum pek fazla. Şimdi bir tane ürün gözüme takıldı benim de. Bu göz altı ve göz çevresi karışıklığı için. Fiyatı da 59 TL'ydi. Zaten ben onun solüsyon diyorum ya. Neyse, anladınız siz onu. Şeyi kullanıyorum. Jelini kullanıyorum. Çok da memnunum ondan. Yani bilmiyorum alsam mı almasam mı. Almadan geldim ama herhalde gidip onu alacağım gibi geliyor. Çünkü beğendim. Fiyatı da uygundu. İnternette de biraz araştırdım. Araştırmalarıma göre gayet de yorumları güzeldi. Herhalde ondan da alacağım. Şimdi akşama böyle vallahi hiç yemek yapasım da yok. Makarna yapsam mı diyorum. Yanına salata falan yapsam böyle. Çorba yapayım diyorum ama hava biraz yani şey olduğu için, sıcak olmaya başladığı için çorbayı da fazla sevmiyorlar, istemiyorlar da. Makarna salata gibi bir şey yapacağım herhalde. Şimdilik böyle. Çocuğu aldıktan sonra da biraz yürüyüşe çıkacağız. Yürüyüş yapmak istedi sabah giderken, hava güzeldi. Bakalım, inşallah yürüyüş yaptıktan sonra eve geleceğiz. 10-15 dakikada da salatamı makarnamı hallederim zaten. O yüzden şimdilik bu kadar. Yine görüşürüz.
Valla saat 6.30 civarı herkes geldi. Biz de dedik yemeği yiyelim, dışarı çıkalım. Şöyle havada güzel. Biraz rüzgar esiyor. Akşam olunca biraz serinliyor, hala hava çok sıcak değil. Ama yine de hava güzel. Tam dolaşmalık böyle. Başım ağrıyordu. Biraz iyi geldi dışarıya çıkınca. Çünkü hani oksijen falan bayağı işe yaradı yani başımın ağrısına. Bir ağrı kesici içtim. Kendime geldim. Kendimi topladım çok şükür. Şöyle. Kız kardeşim hala gelmedi ama ablamlar, enişten falan geldiler. Biz dedik çocukla en iyisi akşamüstü çıkalım. Hep birlikte bayağı yürürüz. Burası bizim Yaşam Vadisi. O ne ya? O kadar büyük. Dediğim gibi Yaşam Vadisi burası. Burada yürüyüş yolu var, parklar var, piknik alanları, oturma alanları falan da var. Bayağı da uzun, etap etap burası. Şu an içinde 5 etap var burada. Nereden bakarsanız bir 5 kilometre falan, her etapta 5-6 kilometre vardır diye tahmin ediyorum. Çift yönlü, hani bir yerden gidiyorsunuz bir yerden dönüyorsunuz. Güzel ya. Çiçekler falan. Çok güzel.